Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Cüneyt Özdemir, Türkiye medyasının beyefendilerinden, centilmenlerinden biridir. Ve son dönemlerde YouTube gazeteciliğini en iyi yapan kardeşimiz Cüneyt Özdemir'dir. Ama galiba bazen insanlar aşırı özgüven patlaması yaşıyorlar. Aşırı özgüven patlaması da insanların hareketlerini, yani otokontrollerini imkansız hale getiriyor. Aslında iyi yapmak istiyorlar büyük ihtimalle. Bence iyi olmuyor. Kimdir? Belki ben de aynı hataları yapıyorumdur. Oysa o konuda şimdiye kadar bir eleştiri almadım ama eleştiri gelirse severek kendimi düzeltme yoluna giderim. Öyle bir yanlışım varsa. Biliyorsunuz kadınlar konusunda çok hassasım. Hepimiz hassas olmalıyız kadınlar konusunda. Çünkü onlar bizim için dünyanın en şerefli yaratılmışları. En şerefli. Haliyle onları küçümsemek, küçük görmek, aşağılamak, centilmen erkeklere insana hiç yakışmaz bir kere. Değil mi? Sevgili Cüneyt ya çok büyük gaf yaptı, ya bir özgüven patlamasıydı. Ama şuna kesinlikle eminim ki istemeden yaptı. Asla Cüneyt Özdemir kasıtlı olarak kadınlarımızı incitmek istemez. Onu biliyorum. Ne dedi? Aslında çok hoş başladı sohbet. Gülerek kahkahalarla anlatılan bir sohbetti. Ben severim kahkaha atan insanları. Cüneyt'i de severim. Bilir Cüneyt bunu. Bir otobüse biniyor Cüneyt. Halk otobüsler tabii ki. Tabii tıkış tıkış otobüs. Arkadan Cüneyt'i sıkıştırıyorlar. Cüneyt'in de o sırada önünde bir hanımefendi var. Hanımefendi dönüyor Cüneyt'e diyor ki lütfen yaslamayınız. Bakınız yaslanmak ayrı bir ifadedir. Yaslamayınız. Bir hanımefendi yaslamayınız diyorsa bir şeyler yaslanıyor kendisine demektir o. Cüneyt tabii bunu esprili bir şekilde anlatırken bir yandan da kahkaha atıyor. Ne demek diyor anlayamadım diyor. Arkadan çok büyük bir baskı geliyor. O sırada bir başka hanımefendi bana göre bir hanımefendiye hiç yakışmayacak bir laf ediyor. Ve diyor ki aman sen de diyor yaslayan Cüneyt Özdemir olsun. Böyle bir şey söylüyor ki Cüneyt o hanımefendinin söylediği ve kendi hemcinslerini aşağılayan cümlesini izleyicileriyle paylaşıyor. Çok çirkin bir şey değil mi canlarım? Yani Cüneyt öyle söylemek istemese de ortaya şöyle bir hüküm cümlesi çıkıyor. Kadınlar tacizden değil, tacizciden korkarlar. Sevgilileri olmasa bile, bir başka erkek bile olsa tacizden zevk alırlar. Ne demek? Cüneyt Özdemir hem ünlü hem yakışıklı. Değil mi? Hayır. Onu söyleyen kadın çok büyük ihtimalle şaka yapmak istedi ama hiç de hoş bir şaka değil. Şaka yapayım derken kaka yapmış. Ben sevmedim. Benim tanıdığım Cüneyt'in yaptığı bu gaftan sonra özür dilemesi gerekirdi. Elbette ben yaşadığım bir olayı anlattım ama amacımı, kastımı açtığımı kendimi izledikten sonra bir kez daha anladım diyebilirdim. Bu tabii ki Cüneyt gibi bir gazeteciye ders vermek değil. Ama benim tecrübelerim, benim hayat bilgim, yurttaşlık bilgim Cüneyt'ten çok fazla ve Cüneyt de bunu kendisi büyük ihtimalle kabul edecektir. Neyse ben Cüneyt'e yakıştıramadım. Halen meslektaşlarıyla kavga edeceğine, onlarla ilgili kendisine hiç yakışmayan sıfatlar kullanacağına kastımı açtım. Özür dilerim demesinde fayda vardı. Canlarım. Bilinir ki ve en çok da ben burada sizlerle yaptığım sohbetlerde söylerim ki az gelişmiş ülkelerin halklarında adalet duygusu da gelişmiyor. Olayları ekonomi penceresinden bakıyorlar. Karınlarının ne kadar kolay doyabileceğine, doyurulabileceğine, kendilerine ne kadar kolay iş bulabileceklerine ve ya da
yattıkları yerde hiçbir iş yapmadan, siyasi iradeden ne kadar maaş alabileceklerine bakıyorlar. Az gelişmiş ülkelerde ama. Az gelişmiş ülkelerde. Nerede okudum? Şimdi tam net hatırlamıyorum. O kadar çok okuyoruz, yazıyoruz ki. Mehmet Keçeciler, Turgut Özal'ın ANAP'ı kurduğu zamanlarda ANAP'ın kurucularından birisi. Mehmet Bey şehir planlamacısı ve iktisatçı bildiğim kadarıyla. Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, o zamanlar Büyükşehir yoktu, Konya Belediye Başkanlığı da yaptı ve ünlü Konya mitingine, Kudüs mitingine katıldığı için de Anavatan Partisi'nde siyaset yapmasına o dönemin 5 generali izin vermediler, veto ettiler. Buna rağmen partide çalışmaya devam etmiş Mehmet Keçeciler Bey ama maaş alamıyor, maaş yok. Bir gün artık burasına geliyor. Aile geçindiren ve daha önceleri gelirde olan birisi, iyi de geliri var. Turgut Bey diyor, ben tamam bu siyasi partimize çalışmaya devam edeyim. Ankara'da çok çalışıyor çünkü ama eve de bir şeyler götürmek lazım diyor. Ne yapayım ki diyor Turgut Bey. Bilmiyorum diyor, yani bir şey, bir çözüm bulmak lazım diyor. Ertesi gün Mehmet Keçecilerin evinin önüne bir otomobil geliyor. Şoför kendisini Turgut Bey'in gönderdiğini, yani başbakanın gönderdiğini ve Vakıfbank'ta yönetim kurulu toplantısı olduğunu, yönetim kurulu toplantısına kendisinin de katılmasını Turgut Bey'in istediğini söylüyor. Gitmiyor Mehmet Keçeciler. Uzun sürede gitmiyor, yani devam ediyor gitme işi. Bu arada da tabii oradaki o hakkı huzur ücretleri birikiyor. Onları da alıp fakire, ihtiyaç sahibi genç öğrencilere veriyor, delikanlılara veriyor. Turgut Bey neden böyle yaptığını söylediğinde diyor ki efendim ben size söyledim. Bir defa dini inançlarıma aykırı. Çünkü banka dediğiniz yer faizli iş yapan bir yer. Ben bankacı değilim. Benim konum değil. Benim ihtisas sahibi olduğum bir konuda bana bir görev tevdi edilirse severek yaparım diyor. Şimdi bakınız, bu çok önemli bir şahsiyet meselesi. Ülke az gelişmiş olabilir ama ülkede insani gelişmişliğini sağlamış insanlar Mehmet Keçeciler gibi düşünürler. Bugün baktığımız, gördüğümüz o insanlar, yani hem milletvekili maaşı ya da milletvekili emekli maaşı, hem falanca kurumdan, hem falanca bankadan ve pek çok yerden maaş almaya utanmıyorlar bile. Neden? İnsani gelişmişliklerini tamamlamamışlar. Evet, insani gelişmişliklerini tamamlamış olsalardı, ülkede milyonlarca vatandaş, yurttaş, işsiz, aç bir ilaç dolanırken onlar 4-5 yerden birden maaş almaya utanırlardı. Kimlerin işte böyle ar damarları çatlıyor. Haliyle az gelişmiş ülkelerin insanları adalete değer vermezler. Demokrasi mi? Ne demokrasisi? Özgürlük mü? Ne özgürlüğü? Ben zaten özgürüm. İstediğim kadar yiyip, istediğim kadar içiyorum. İstediğim kadar da şey yapıyorum. Özgürlük onun için o. Düşünce özgürlüğü. Düşünce özgürlüğü. Düşünmüyor ki özgürlüğü olsun. Onu düşünme gibi bir sorunu yok. Canlarım, işte böyle az gelişmiş ülkelerde haliyle adalet yoktur. İnsanların ya nefretleri vardır ya merhametleri vardır. Kararlarını da merhametleri ve nefretleriyle verirler. Kötüdür, çok kötüdür ama yapabilecek de hiçbir şeyimiz yoktur canlarım benim. Evet, sevgili Egecan, sen İslam ni iktisat olur muyu çok güzel anlatmış. Tabii ki olmaz. Ben de aynı fikirdeyim ve burada da videolarımda da anlatıyorum biliyorsunuz. Benden farklı bir şey söylüyor Ege Bey. Ay, aslında farklı bir şeyi bugün için söylüyor genelde. Ben de kendisiyle fikrim. İslam iktisadı olmaz ama İslam ahlakı olur diyor. Canlarım, her dinin ve hatta dinsizliğin, her kültürün, öyle söyleyelim, mutlaka bir ahlakı vardır. Ahlak anlayışı kültürlere göre değişiyor. Yıllar önce Sayda ve Sur siteleri vardı. Kadınlar evlerine, yani şöyle söyleyeyim, daha doğrusu yeni evlenecekleri kocasına sermaye götürebilmek için
gelecekte kendisini daha rahat geçindirmesini sağlamak için evlenmeden önce başka zengin erkeklerle yatarlar, onlardan para alırlardı, paralar kazanırlardı. Ve bu o günün ahlakı için geçerliydi. Bunu yapmayan kadına ahlaklı gözle bakılmazdı, hatta ahlaksız diye bakılırdı. Ahlak farklı bir şeydir. Ahlakın yasalarla ilgisi yok. Ahlak daha ziyade törelerle ilgilidir. İslam ahlakı güzel bir ahlaktı. Öyle anlatıldı bize de çocukluğumuzdan itibaren. Ama biz o İslam ahlakını çocukluğumuzda kısmen yaşayabildikse de ben son 20 yıldır İslam ahlakından giderek uzaklaştığımızı, İslam ahlakı kalmadığını görüyorum. İslam ahlakı diye bir ahlak yok artık. Ne yazık ki yok. Ya da İslam ahlakı dediğimiz o hakiki İslam ahlakı çok az sayıda Müslüman tarafından riayet edilen ahlak. Yoksa mesela siyasi partilerde, bilhassa İslamcı geçinen siyasi partilerde İslam ahlakı hiç yok. İslam ahlakı olsa küçücük çocukların rızına geçen insanlara gerekli cezalar verilir. O insanları istihdam eden vakıflar kapatılırlardı. Aksine o vakıflara devlet, siyasi irade bizim kesemizden, bizden aldığı, topladığı vergilerle, vergilerden milyonlarca milyonlarca lira, dolar yardımcı oldu değil mi canım? Paralar verdi. Nerede İslam ahlakı? Yok. O nedenle İslam ahlakı İslam iktisadı gibi olması mümkün olmayan bir şeydir bu günlerde, bu dönemde. Çok ilginç bir ülkeyiz. Çok komik bir ülkeyiz. Kara mizah bir ülkeyiz. Hem dolar yükseliyordu az önce baktım. Hem Borsa İstanbul yükseliyor. El ele vermişler, yukarı yukarı çıkıyorlar. Oysa dolar ve İstanbul Borsası, yani menkul hisse senetlerinin, menkul kıymetlerinin satıldığı borsa ile yatırım aracı olmadığı halde bir rezerv para hüviyetindeki dolar, bir tahterevallinin iki ucu gibidir. Tahterevalliyi tahterevalli yapan, uçlardan birisi ağırlıklı olan taraf, aşağı inerken hafif olan tarafın yukarı çıkmasıdır. Değil mi? Ağır olan taraf hafiflerse, öbür tarafa daha büyük bir yük binerse, o zaman da öbür taraf aşağı iner. Yani tahterevalli budur. Ağır olan tarafın aşağı, hafif olan tarafın yukarı çıkmasıdır. Ama bu tahterevallide, dolar ve borsa tahterevallisinde böyle bir kural yok. İkisi de yukarı çıkıyor. Böyle bir tahterevalli dünyada henüz yapılmadı. Yapılır mı bilmiyorum. Aslında bunlar helikopter gibi. Helikopterler iki ucu vardır. O belki olduğu yerde yukarı havalandığı için belki aynı anda hem kıçı hem önü aynı anda havaya çıkabilir. Yani o bile yine dikkat ederseniz bir kısmı aşağıda bir kısmı yukarıda çıkıyor falan filan. Ne olacak peki, bu neden böyle? Çünkü ekonominin gereklerine göre giden bir borsamız, ekonominin gereklerine göre yürüyen bir döviz kuru politikamız yok. Hiçbirisi olması gereken yerde değil. Ne döviz borsası, ne borsa olması gereken yerde, ne kurlar olması gereken yerde. Normal şartta bir ülkede dolar milli para karşısında değer kazanıyorsa, o ülkedeki bankalar başta olmak üzere bütün şirketler, yani dışarıdan küresel sermaye kredi kullanan, sermaye değil, küresel finans çevrelerinden kredi kullanan bütün şirketler gelecekte zor günler yaşayacak demektir. Yani değer kaybedecekler. Ama bizde hem TL değer kaybediyor ama hem de borsa değer kazanıyor, hisse senetleri. Kara mizah gibi bir ülke. Çözebilen var mı? Ben çözemiyorum. Ama Sayın Maliye Bakanı ve Hazine Bakanı çözmüş olmalı ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisinin dünyadaki hiçbir ülke ekonomisine benzemediğini söylüyor. Belli. Benzemedi. Benzemiyor. Yoksa nasıl benzeyebilir ki canlarım benim? Kapatayım. Televizyon kanallarında, bilhassa kendilerini merkez medyaya tanıtan televizyon kanallarındaki, bunlar biliyorsunuz daha ziyade Habertürk, CNN Türk ve NTV gibi 3 haber kanalıdır. Merkez haber, merkez medya haber kanalı deyince akla bunlar geliyor merkez medya olarak. Bu 3 medya kanalında da HDP'lilere, seçmenler dahil tabii işin içine, HDP'li deyince bütün seçmenler ve milletvekilleri geliyor. Hepsine hakaretler ediliyor.
aşağılanıyorlar. Bilhassa Selahattin Demirtaş'a son derece bağlı olan bu siyasi partide siyasi partililere yapılan hakaretlerin haddi hesabı yok. Bu HDP'li milletvekilleri adları geçmediği halde ya da bir HDP'li yetkili isimleri ekranda anılmadığı halde partilerinin adı anıldığı için canlı yayına bağlanıp kendilerini savunmak istiyorlar. Çünkü işlerinde terör örgütüyle çok yakın ilişkileri olan yok mu? Büyük ihtimalle vardır. Ben var demem, ben görmeden, net görüntüleri yayınlanmadan var demem. Cümlelerle mümlelerle olmaz. Siyaset herkes her şeyi söyler. Canlarım benim. Ama terör örgütüyle ilişkilendirilemeyecek kadar demokrasiye bağlı, birliğimize ve bütünlüğümüze bağlı HDP milletvekilleri de var. Ki bunların belli başlarından bir tanesi HDP eş genel başkanı Mithat Sancar. Bu ülkenin başbakanı, bir dönemler başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Profesör Mithat Sancar'ı hatırlarsanız Akil İnsanlar Heyeti'ne de görevlendirdi. O da bu görevi severek yaptı. Bugüne kadar hiçbirimiz Mithat Sancar hocanın ağzından şiddeti, terörü övdüğüne ilişkin ya da terör örgütüne yakınlık gösterdiğine ilişkin bir tek cümle duymadık. O daima demokratik bir çözüm önermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki halkların sorunlarını silahla çözemeyiz. Şiddet bir felakettir demiştir, değil mi? Ama şu anda Habertürk, CNN Türk ve NTV çalışanlarına, orada çalışanlara, hatta ekranda insanların gözlerinin içine baka baka zart diye gaz çıkaranlara sorarsanız, HDP'lilerin hepsi tabii haliyle Profesör Mithat Sancar da teröristtir. Terör örgütünün destekçilerinden biridir. Canlarım, bunlar gazeteci değil. Bunlar siyasi faşist. Ya da faşizmin gazetecileri bunlar. Evet. Bunlar kafatasçı. Siyasi kafatasçı. Hem insanları kötülerler, aşağılarlar ama insanlar kendileri savunmaya kalktı mı cevap hakkı vermezler. Oysa bunların programlarında bunların sevdikleri kişilerden birinin adı geçse hemen içerideki stüdyodan birileri o kişiyi arar, o anda televizyonu izlemese bile arar, der ki efendim az önce sizden bahsetti falanca sizi telefona bağlamak istiyorum der. Ve hemen telefona bağlar. Moderatör hanımefendi de ya da beyefendi de hemen hazırdır. Der ki efendim falanca kişi hakkında söyledikleriniz kendisine söz hakkı doğurdu. Şimdi onu dinliyoruz. HDP'lilere ana avrat, küfür, hakaret, terörist, hain, vatan haini, bölücü her şey demek serbest. Kendilerini savunmaya kalktıklarında olmaz. Televizyonumuz size kapalı. Ulan tövbe tövbe. Televizyonun ekranını HDP'lileri aşağıladın, HDP'lilere kapayacağını. Sen önce aşağıdaki deliğini kapa. İnsanların gözünün içine baka baka gaz çıkarma zart zurt. Edepsiz. Kerhaneci. Allah Allah. Canlarım benim. Hepinizi sevgili gözlerinizden öperim. Hoşçakalın güzellerim.